Sevgili arkadaşlar, bir ölçme aracında bulunması gereken özellikler olan geçerlilik, güvenilirlik ve kullanışta bütünsel bir bakış yaptık. Bu bakış bizim için önemliydi. Çünkü ayrıntıya girerken sen şunu artık öğrenmiş oldun. Geçerlilik bir ölçme aracının amaca hizmet etme derecesidir. Onunla ilgili vurgulara baktık. Güvenilirlik bir ölçme aracının tesadüfi hatalardan arınık sonuçlar verme derecesidir. Onunla ilgili ne demek istediğine baktık. Kullanışlık deyince de artık şunu biliyorsun. Bir ölçme aracının hazırlanma, uygulanma, puanlanma aşamasının zaman, emek, para yönünden ekonomik olup olmaması demektir. Bu bütünsel bakışı yaptığımıza göre şimdi bu kavramları ve alt başlıklarını tek tek inceleyebiliriz. Öncelikle arkadaşlarım, güvenilirliğin alt başlıklarını inceleyeceğiz. İlk bakacağımız başlık, elindeki video ders notunda da ısrarla vurguladım. Güvenilirliğin temel kavramları diye adlandırılan duyarlılık, objektiflik, iç tutarlılık ve kararlılık kavramıdır. Bakın bu dört kavramı artık videoyu dinleyen her arkadaşım soruda ya da sorunun seçeneğinde gördüğünde öncelikle şunu aklına yazacak. Bu dört kavram sakın unutma, güvenilirliğin alt başlığıdır. Ve lütfen sakın unutma, birazdan bunları ayrıntılı anlatacağım. Bir öğretmen sana anlatılan bir hikayede bunlardan birini arttırmaya ya da sağlamaya çalışıyorsa sen artık diyeceksin ki aslında bu kişi kimi arttırmaya çalışıyordur? Güvenilirliği. O zaman lütfen elindeki video ders notunda şurayı özellikle bolca renklendir. Aslında bu kavramlar güvenilirliği arttırma ve sağlama yollarıdır. Bak bu ayrım niye önemli? Sen artık okuduğun bir hikayenin soru kökünde hazırladığı ölçme aracının güvenilirliğini arttırmak isteyen bir öğretmen ne yapmalıdır? Ya da hazırladığı bir ölçme aracının güvenilir sonuçlar vermesini sağlamak isteyen bir öğretmen ne yapmalıdır dediği an aklına temelde dört başlık gelecek. Bu dört başlık unutmayın, ısrarla vurguluyorum. Güvenilirliği arttırma ve sağlama yollarıdır. Soru kökünde önemlidir. Sen de bunu yakaladığın an diyeceksin ki güvenilirliği arttırmak istiyorsa ya adam duyarlı arttırmalıdır, ya objektifliği sağlamalıdır, ya iç tutarlı arttırmalıdır, ya da kararlı ölçümler yapmalıdır. Bunu bilmediğinizde kavramları karıştırıyorsunuz. O yüzden bu dört kavramın öncelikle ne işe yaradığını ve kimin alt başlığı olduğunu herkes aklına yazmalı. Peki diyelim bunlar güvenilirliğin alt başlığı. İlk başlığımız duyarlılık nedir? Ne işe yarar? Eğitimde nasıl arttırılır? Bakın arkadaşlar, duyarlılık literatürdeki diğer adıyla bir ölçme aracının hassas ölçümler yapabilmesidir. Çünkü literatüre göre bir ölçme aracı ne kadar duyarlı, yani hassas ölçüm yaparsa o ölçme aracındaki hata miktarı o kadar az olur, o ölçme aracının elde ettiği sonuçlar gerçeğe o kadar yakın olur. Aslında duyarlılığı arttırdığında sınavın neyi artmaya başlar? Yani ölçme aracının güvenilirliği artmaya başlar. Peki duyarlılık nasıl arttırılır? Literatürdeki akademik tanıma göre bir ölçme aracının, bu bir saat olabilir, bir metre olabilir ama bizler eğitimciyiz, bir sınavdan bahsedersek akademik literatüre göre ölçme aracı ne olursa olsun duyarlılığı arttırmanın temel yolu, unutmayasın, birimler arası mesafeyi küçültmek, birim sayısını arttırmaktır. Bu akademik tanımdır. En azından kulak aşinalığın olsun. Tabii bu tanımı verdiğimde haklı olarak şunu soracaktır şu an dinleyen arkadaşım. Hocam, birimler arası mesafeyi küçültmek ne demek? Birim sayısını arttırmak ne demek? Örnekleyelim. Mesela bir yerin uzunluğunu ölçüyorsun. Şu akıllı tahtanın uzunluğunu ölçeceğim. Ben bu uzunluğu ölçerken iki tür metre kullanabilirim. Bir, santimetreye bölümlenmiş bir metre kullanabilirim. İki,
milimetreye bölümlenmiş bir metre kullanabilirim. Mantık olarak düşünürsen ben bu akıllı tahtanın uzunluğunu santimetreye bölümlenmiş bir metreyle mi ölçsem daha hassas sonuç verir, yoksa milimetreye bölünmüş bir metreyle mi? Tabii ki cevabı hepiniz şu an veriyorsunuz. Milimetreye bölünmüş bir metreyle ben bunu ölçersem gerçeğe daha yakın ölçüm yaparım. Çünkü hassas bir ölçüm yapmış olurum. Çünkü duyarlılığı yüksek bir ölçüm yapmış olurum. Yani yaptığım ölçümün güvenilirliği daha ne olacaktır? Yüksek olacaktır. Aynı mantığı mesela ağırlık ölçümünden de yürüyebilirsin. Bir şeyin ağırlığını ölçerken grama bölümlenmiş bir teraziyle de ölçebilirsin. Miligrama bölümlenmiş bir teraziyle de ölçebilirsin. Ama bilirsin ki miligrama bölümlenmiş bir teraziyle daha gerçeğe yakın ölçüm yaparsın. Daha hassas ölçüm yaparsın. Daha duyarlılığı yüksek ölçüm yaparsın. Yani yaptığın ölçümün neyi yüksek olur? Güvenilirliği. Yani kısaca akademik literatür aslında bunu anlatmaya çalışıyor. Sen diyor hassas ölçüm mü yapmak istiyorsun? Duyarlı yüksek bir ölçüm mü yapacaksın? Birimler arası mesafeyi küçült, birim sayısını arttır der. Ama bu tanımı bizim eğitime uyarlamamız lazım. Malum biz sınavlar yapıyoruz. Yaptığımız sınavlarında hassas ölçüm yapması gerekir, duyarlılığı yüksek ölçüm yapması gerekir. Bunun yolu ne? Aklına ve notuna bol yıldızla yaz. Elindeki video ders notunda da lütfen ama lütfen bol yıldız ile işaretle. Bu saatten sonra unutma. Eğitimde kullandığımız bir ölçme aracının hassas ölçüm yapmasını istiyorsak, duyarlılığını arttırmak istiyorsak, unutma bunun en etkili ama tek yolu soru sayısını arttırmaktır. Yani bu saatten sonra bu videoyu dinleyen her arkadaşın bilecek ki okuduğu kurgu bir hikayede bir öğretmen sınavına soru eklemeye başladığı an başka bir şey düşünmek yok. Yanına yazacaksın. Bu adam sınavının duyarlılığını arttırmaya çalışıyor. Yani daha hassas ölçüm yapmaya çalışıyor. Yani yaptığı ölçümlerdeki hata miktarını azaltmaya çalışıyor. Yani o adam sınavının neyini arttırmaya çalışıyor? Güvenilirliğini. O zaman ben toparlarsam biz bu saatten sonra eğitimle ilgili soruları yorumlarken unutmuyoruz. Eğitimde ölçme aracının duyarlılığını arttırmanın tek yolu var. Sınava ne eklemen gerekiyormuş? Soru. Bir öğretmen de soru sayısını arttırdığında daha hassas ölçüm yapar. Bunu somutlaştıralım. Hocam bu ne demek? Mesela 10 soruluk bir sınav düşün. Her sorunun değeri 10 puan. 20 soruluk bir sınav düşün. Her sorunun değeri 5 puan. Bu iki sınava bir öğrenci girdiğinde 10 soruluk bir sınavda 2 soruyu yapamadığı an direkt puanı 80'e düşüyor. Ama 20 soruluk bir sınavda 2 soruyu yapamadığında puanı 90'a düşüyor. Dikkat edersen soru sayısının fazla olduğu bir sınavda çocuk hata yapsa da yaptığın ölçümün gerçeğe yakın olma olasılığı daha yüksek çıkıyor. O yüzden eğitimde duyarlı ölçümler yapmak isteyen bir kişi sınava soru ekler. Tabii burada bunu bitirmeden son uyarımı yapayım. Sizin en büyük yaptığınız hatalardan biri de şu. Bir öğretmen sınavına soru ekledi dediği an özellikle bu dersi birkaç defa almış arkadaşım şu hikayeye girebiliyor. Kapsamı genişletiyordur, kapsamı genişletiyordur. Sakın bu hataya düşme. Kapsam geçerliği göreceğiz. Tüm konulardan soru sormak, tüm hedefleri soruya çevirmek demektir. Soru sayısını arttırmak kapsam geçerliğine kanıt oluşturmaz. Belki adam aynı konudan çok sayıda soru ekliyordur. Bu da hatta göreceksin iç tutarlılığı arttırır ama kapsam geçerliğini düşürür. O yüzden şu hataya düşmek yok. Sınava soru eklemek kapsam geçerliğini arttırabilir ama net bir yorum yapabilmezsin. Fakat soru eklediğinde yapacağın en net yorumu öğrenmiş oldun. Direkt aklına gelecek ilk şey neymiş? Sınavın duyarlılığı artar. Sınav daha hassas ölçüm yapar. Sınava karışan hata miktarı azalmaya başlar. Sınav gerçeğe yakın ölçümler yapar. Sınavın güvenilirliği artar. Bu yorumlar sınavda senin karşına sıkça çıkacak. Bu bizim ilk kavramımızdı. Gelin bir sonraki kavramımız olan objektifliğe geçiş yapalım.